Isparta'da şehir plancısı olarak hizmet veren Mehmet Pala farklı bir alanda yatırım yapmak istedi ve 2000 metrekarelik kapalı alanda devlet desteğiyle bölgenin en büyük mantar üretim tesisini kurdu. Üretim durumuna göre 35 kişiye kadar istihdam sağlayan Pala, şimdi hedefinin salamura ve kompost tesisi kurmak olduğunu söyledi. Şehir plancısı Mehmet Pala farklı bir alanda yatırım fikrinden yola çıkarak yaklaşık 2 yıllık çalışma sonucunda mantar üretim tesisinde karar verdi. Pala kent merkezine çok yakın bir bölgede daha önce ip deposu olarak kullanılan 2000 metrekarelik kapalı alana sahip tesisi mantar üretiminde değerlendirdi. Yapmış olduğumuz araştırmada burayı nasıl değerlendirebiliriz, tarıma nasıl katkı sağlayabiliriz diye düşündük. Ve az alanda çok fazla işçi çalıştırma kapasitesi olan mantar işine karar verdik. Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleme Kurumu'nun destekleri kapsamında bitkisel üretim çeşitlendirilmesi, bitkisel ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi alanında %50 hibe desteğiyle kurulan 14 odalı tesiste günlük 3 tona kadar mantar üretimi gerçekleştirilebiliyor. Üretilen mantarlar İstanbul başta olmak üzere birçok şehre gönderiliyor. Mantarın talebi yüksek. Biz Allah'a şükür şu ana kadar ürünümüz hiç kalmadı. Bin şükür. Çevre illerden Bursa, Ankara, Adana, İzmir, Balıkesir, İstanbul gibi yerlere veriyoruz malı. Ve malımız hazır dediğimiz zaman direkt verebiliyoruz. Yani gördüğünüz gibi bunlar beyaz altın zaten. Isparta ve çevre bölgesinde gerek alanı gerekse teknolojisiyle örnek bir tesis haline gelen her dönem halk eğitim merkezinde mantar yetiştiriciliği eğitimi alan kursiyerler ziyaret ediyor. Ziyaret sırasında mantar üretiminin tüm aşamalarını yerinde gören kursiyerler üretim için büyük deneyim kazanıyor. 2000 metrekare kapalı alana sahip tesiste 14 oda bulunduğunu ifade eden Pala, şimdi hedefinin salamura ve kompost tesisi kurmak olduğunu kaydetti.